Evet, Spor Afyonu TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Adem Arı, Alperen Könül ve değerli Hakan. öğrencimizle beraberiz. Adem Arı'nın halı sahasında beraberiz. Bugün birinci amatör lig, bölgesel amatör lig tüm maçları konuşacağız. Ondan önce sözü ben çok uzatmadan Adem Arı'ya vermek istiyorum. Merhaba Hoş abi. geldiniz. Öncelikle hoş bulduk. Halı kanalımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buradan Mehmet Bora abime çok teşekkür ederim. Özellikle böyle bir imkanı Afyonkarahisar'a kattığı için. Buradaki üniversite öğrencileri bütün erken burada artık maç yapıyorlar. Gerçekten erenlere de böyle bir şey şarttı. Çok teşekkür ederim. En azından öğrenciler kötü alışkanlıklardan uzak durup bu şekilde buraya gelip burada maç oynuyorlar. Onundan dolayı ilk başta ona çok teşekkür ederim Mehmet Bora abime. Evet, Alperen'e geçelim. Merhabalar, Alperen Könül. Afyonkarahisar doğumluyum. Afyonspor'da fizyoterapistlik yapıyorum. Bu kadar. Öğrenci kardeşimiz. Merhabalar, ben Mert Umutlu. İzmir doğumluyum. Burada fizyoterapi bölümünü okuyorum. İnşallah bu sene mezun olacağım. Evet, ne güzel. Evet, Adem Arı'ya tekrar geçiyoruz. Sporcu sağlığı ile ilgili bize neler söylemek ister Adem Arı? Yıllardır Afyonspor'da hizmet veriyorsunuz. Evet. Ben kendimi kısaca tanıtayım. Ben Adem Arı, 35 yaşındayım. Yaklaşık 17 yıldır bu camianın içindeyim. 17 yıldır tedavi uzmanlığı yapıyorum. Yaklaşık bunun tabii 10 yılı da Afyonkarahisar'da görev yapıyorum. Burada bütün şampiyonluklarda görev aldım. Çok mutluyum burada olmaktan dolayı. O şekilde sporcular için ben şöyle önerilerim var hocam. Özellikle yani amatör sporcular şu anda bizi dinliyorlar bildiğim kadarıyla. Yani buradaki amatör sporcular dengeli beslenmeleri, gece erken yatmaları, kan gruplarıyla ilgili anatomik bilgileri çok iyi olmak gerekiyor. Ondan dolayı sakatlanmamaları için belli önlemler almaları gerekiyor. Tabii ben çoğu takıma da yardımcı oluyorum burada amatör takımlara. Hangi takım hocam? Bunlar hocam genelde Çakırköy geliyor. Onun dışında Mahmutköy geliyor. Buradan da hocalarıma selam olsun. Hemen hemen Afyon'daki 10'a yakın amatör takım bizim oraya gelip aynı zamanda tedavi yerim var benim. Oraya gelip orada dışarıdan da tedavi olabiliyorlar. Elimden geldiği kadar yardımcı oluyorum. Çünkü amatör de olsa, profesyonel de olsa Afyon'un çocukları elimden geldiği kadar yardımcı oluyoruz yani. Evet, siz de değer düşüncenizi, maçlarla ilgili görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Tabii ki futbolla beraberiz. Adem Arı da Afyonspor'la beraber görev yapıyor. Alperen'le beraber. Alperen de altyapılarda görev yapıyor. Alperen'e geçelim. Alperen bu sene Afyonspor'da görev alma şansın oldu. Ne evet. yapıyorsun? Bize biraz anlatır mısın? Ya bu sene zorlu bir süreç geçiriyoruz maddi açıdan. Takımımız maddi zorluklar çekiyor. Ama yani biz Afyonspor'u seviyoruz. Her şey Afyonspor için. Yani çalışıyoruz. Çabalıyoruz. Çok güzel. Öyle yani. Evet, kardeşim fizyoterapist bölümü nasıl bir bölüm? Bize biraz ondan anlatır mısın? Biz şimdi sağlık anlamında oyuncular, tabii Adem abimiz, büyüğümüz bize daha çok detay anlatacak ama öğrencilerin gözüyle fizyoterapi bölümü tercih edilebilir bölüm müdür? Geleceği nasıldır? Yani tabii ki herkesin tercih etmesi lazım. Hani sonuçta bu işin de bir önü açıklığı var yani. Özel sektörde daha tabii biraz daha önü açık. Adem abim de sağ olsun bana yardımcı oluyor bu konuda. Hani bölümüm hakkında bilgi kazandırıyor bana. Hani herkesin yapabileceği bir meslek. Hani güzel bir meslek. Hani spor açısından, hastane açısından güzel bir meslek. Hani herkesin yapması lazım bence bu mesleği. Yani gerçekten güzel bir meslek. Çok güzel. Evet Adem abi tekrar konuşmak gerekirse evet. Maçlarda çok sakatlık olaylar oluyor. Evet. Oyuncular da doğal olarak sizle iletişime geçiyorlar. Evet. Veya başka sağlık kuruluşlarıyla, sağlık çalışanlarıyla. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Bunların en az sebebi nedir? Sakatlık en büyük, futbolun belki de en büyük kanayan yarası. Evet. Birçok insanın geleceği yok oluyor diyebiliriz. Aynı konuda. Sakatlıklarda genelde şöyle bir problem var. Kişi kendine bakmıyorsa mutlaka bir şekilde patlak veriyor. Örnek veriyorum uyku problemi olan kişiler, onun dışında dengeli beklenme en başta dediğim gibi. Yani eğer bir futbolcu kendine bakmıyorsa mutlaka bir sakatlık döneminden geçiyor. Vücut öyle bir şey ki en zayıf anını bekler sakatlık konusunda. Yani örnek veriyorum bir adam bir gece uyumadıysa ertesi gün o problemi mutlaka antrenmanda yaşar. Ya arka deliğinde gerilme olur ya belinde problem olur. Mutlaka bir problemi yaşar. Ondan dolayı eğer futbolcu kendine bakmıyorsa bütün sakatlıkların en başı dengeli beslenme, uyku problemi, bunlar hep bir halkanın parçasıdır.
Eğer bir sporcu kendini dengeli beklenmiyorsa, protein ağırlıklı, karbonhidrat ağırlıklı beklenmiyorsa o futbolcu mutlaka bir yerde patlak verir. Özellikle futbolcularda çapraz bağ problemi çok yaşanıyor. Onun dışında adeli yırtıkları çok problem yaşanıyor. Bunların önüne geçmek için magnetal şapka kullanılabilir. Onun dışında kan gevşetici ilaçlar kullanılabilir. Onun için futbolcu kardeşlerime benim önerim mümkün olduğu kadar kendilerine bakmaları lazım. Özellikle antrenmandan sonra dinlenme süreçleri çok önemli. Bunları çok iyi dengelemeleri lazım. Yani bu işten ekmek yiyorlar sonuçta. Kendilerine bakmaları lazım. Yani bir bebek olarak düşünün. Nasıl bebek bir yaşa gelene kadar bekliyorsun, büyütüyorsun. Yani futbolcu da öyledir. Yani belli bir mevkiye gidene kadar, yani yukarıları yakalamak istiyorsan mutlaka dengeli beklenecek. Yani bu konuda bazı futbolcu kardeşlerimiz var. Mesela gece 2-3'e kadar uyumuyor. Örnek verelim, ne oluyor? Ertuğrul Gün antrenmanında ya arka delik yırtılıyor, ya çapraz bağında Allah göstermek bir problem oluyor. Onun için bir futbolcu kendine bakacak. Benim için en önemli nokta budur yani. Alperen, senin futbolcuların bu kadar sık sakatlık geçirmesindeki ana çözüm önerileri nedir, sebep nedir? Yani Adem hocamın da dediği gibi sağlıklı beslenme, uyku düzeni. Bir de kendine bakacak yani futbolcu, dikkat edecek. Maçlarda daha çok olmasının ana sebebini, oyuncuların oyun bilgisinin yetersizliği biz genç olarak... Öyle de denebilir ama hani maçtaki o pozisyonlar, yani maçta değişiyor yani her şey. Evet, tekrar biz maçlara, futbola dönelim. Siz sadece sağlıktan ziyade insanlara hizmet etme anlamında da büyük işler yapmaya başladınız. Aferin, evet. Gerçekten. Önce masörlük göreviniz tabii ki ana esas göreviniz. Evet. Halı saha olarak da Bora Park'ta. Evet. Bu halı saha ile ilgili nasıl bir bilgi, nasıl bir tarih, yer, nedir durum? Valla şimdi bura bir abimizin işletmesi, Mehmet Bora abimizin. Buraya ciddi bir yatırım yapıldı Erenler bölgesinde. Erenler bölgesinde başka halı saha yok zaten. Ondan dolayı bayağı bir talep var. Hemen hemen bütün maçlar her gün dolu. Ben de buranın işletmeciliğini yapıyorum. Yani bura Erenler'de Bacım Sultan Kulübü öğrenci yurdu var. Onun hemen arka tarafında kalıyor. Paintball var. Onun yan tarafında. Yani akşamlarda gelebilirler. Burada çok güzel bir ortamlık var. Kafeterya bölümümüz var. Burada geliyorlar arkadaşlar, öğrenci arkadaşlar. Çok memnunlar. Çünkü öğrenciler buradan ta merkeze gidiyorlardı. Halı kalmadığı için. Yani her gelen teşekkür ediyor. Çünkü Erenler'de farklı bir ortam var. İnsanlar genelde farklı işlere girişiyorlar. Ama mesela biz buraya çıktıktan sonra insanlar daha çok sosyalleşti. Daha çok burada arkadaşlarla, hatta rakip bul diye bir uygulamamız var. Evet. Oradan arkadaşlar buradan rakip bulup tanımadığı kişilerle maç yapıp sosyalleşiyorlar. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Yani bizim için burada amaç paradan ziyade insanları sosyalleştirmek. Öğrencilerin bir aktivite olarak. Çünkü Erenler'de genelde kafe ortamı var. Arkadaş gidiyor mesela akşama kadar kafede oturuyor. Elinde sigara. Yani duman altında. Ama buraya geliyorlar. Daha çok sporla uğraştılar. Bu konuda Mehmet abiye gerçekten teşekkür ederim. Yani böyle bir ortamda böyle bir tesis yapması 10 numara oldu. Bize de gurur veriyor. Yani biz de gelip akşamları burada öğrencilerle muhabbet ediyoruz. Yani her gelen teşekkür ediyor. Abi diyor, Erenler'de böyle bir şey şart diyorlar. Kesinlikle böyle bir ihtiyaç vardı Erenler'de. Özellikle öğrencilerden ziyade. Diğer çalışanlar da bu tesisi kullanıyorlar. Evet. Afyon'daki tesis seçme hakkında neler söylersiniz? Siz aslında büyük statta da bulunuyorsunuz. Antrenman, evet, sahalarında. Oyuncuların da bu konuda çok büyük şikayetleri var. Siz de bu durumda belki de zaman zaman muzdarip oluyorsunuz. Evet. Yani genelde sahalarla ilgili problem yaşıyorum. Amatör arkadaşlar bana tedaviye geliyorlar. Onlar da saha bulamadığından, hani genelde hep böyle öteleştirdiğinden bahsediyorlar. Ya tabii bu işin detayını onlar daha iyi bilirler. Biz çok amatör branşlara çok şey yapamıyoruz ama yani Afyon'da aslında çok güzel bir spor kompleksi var. Yani bunu güzel bir şekilde parkerleyip güzel bir şekilde ifade ettiğin zaman otomatik olarak herkes belli bir alanda oynayabilir. Çünkü amatör demek bence amatörün kalbi alttan gelir. Yani amatörde nasıl bir futbolcu yukarı çıkartıp Afyon Spor'a kazanılabilirse benim için en büyük transfer odur. Çünkü yani dışarıdan oyuncu getirmek kolay ama Afyon'un yetiştirdiği, altyapıda yetişen oyuncular olması, amatör camiada olsa bile A takıma bir oyuncu vermekti. Yani benim için en büyük gurur kaynağıdır yani. Onun için bunlar önemli şeyler yani. Kesinlikle. Son yıllarda altyapı takımları da futbola çok yatırım yapmaya, futbol kulüpleri, futbol okulları çok bu işe el atmaya başladılar. Bu konu hakkında neler söylersiniz? Altyapıdan ziyade yeni yetişen oyuncular anlamında eskiden futbolda bu kadar aktif olmuyordu. Evet. Ben mesela son dönemde bayağı bir futbol okulu var. Hatta bugün burada da antrenman yapan 4 tane futbol okulu var. Yani ben gurur duyuyorum. En azından her futbol okulunda 50 tane öğrenci var. Ortalama 4 futbol okulu var bizde. 200 tane öğrenci. Bu da ne demek?
Yani ilerleyen zamanlarda Türk futboluna kazanılmış 2-3 tane öğrenci demek. Yani bunların içinden 4-5 tane, 10 tane bir adam çıksa en azından Afyon'da iyi bir yerlere gelir. Yani benim için mesela amatör de olsa, şey de olsa altyapılar çok önemli. Futbol okulları çok önemli. Çünkü en alt kademe onlardır yani. Onlar kademe artıra artıra A takıma çıkacaklar. Yani onun için futbol okulları bence çoğalmalı yani. Afyon'da bildiğim kadarıyla bayağı futbol okulu var. Yani bizim burada bile 4 tane futbol okulu antrenman yapıyor. Yani onları gördüğümüz zaman küçük çocukları yani gurur duyuyoruz. Çünkü onlar yarın bir gün bundan 10 yıl sonra, 5 yıl sonra Afyon'da ekmek yiyecek oyuncular yani. A takım seviyesine gelebilecek oyuncular var, yetenekli oyuncular var. Yani özellikle futbol okulları bence çoğaltılmalı yani. Evet. Evet, kısadan Afyonspor'a da girersek bu sene 2 hoca değişikliği yaşadık. Evet. Son 7 maçta da 5 galibiyet, 2 beraberlikle ligi tamamladık. İnanılmaz bir seri aslında, olumsuzluklarından bir yorum çıkardık. Afyonspor'un gidişini nasıl düşünüyorsunuz? Siz de her şeyin içinde bulunan bir insan olarak. Valla Afyonspor, ben 10 yıldır bu takımla birlikteyim. Bütün şampiyonluklarda vardım. Yani Afyonspor gerçekten güzel bir kulüp, cami olarak da güzel bir cami. Bu sene bir olumsuzluklar geçti, maddi olarak biraz problemi yaşadık ama baktığında kulüp gerçekten köklü bir kulüp, cami olarak taraftarıyla hep beraber köklü bir kulüp. Yani bu sene böyle geçti ama ona rağmen baktığında 7. sıradayız. Puan olarak 27 puanımız var. Yani normalde baktığımda bu kadar olumsuzluğa rağmen bu kadar puan almak kolay değil ama o kadar çok güzel bir arkadaş ortamımız var ki yani futbolcular, çalışanlar yani birlik beraberlik sayesinde takım buralara geldi. Özellikle son gelen hocam, Sinan hocamız bayağı bir katkı sağladı takıma. Tabi ondan önceki Tolga hocamız da öyle yani çok emek verdi, çok çalıştı. Ama futbolda biraz da şans meselesi. Yani Sinan hoca geldi, örnek veriyorum 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Ama baktığında mesela Tolga Hoca'nın emeği de çok. Yani kamp döneminde, ondan önceki dönemlerde Tolga Hoca bayağı mücadele etti. O da takımın bir yere gelmek için mücadele etti ama mesela sonradan gelen Sinan Hoca bu konuda daha aktifti. Yani galibiyet anlamında biraz daha şansı yüksekti. Takımın genel olarak puanı şu anda iyi. Bir tek yönetim anlamında biraz problemlerimiz var. Onlar da yakın zamanda valilik bir toplantı oldu. Belki haberiniz vardır. Evet, ya bayağı olumlu şeyler geçti. Allah nasip ederse yani önümüzdeki hafta bir hareketlilik olacak. İnşallah yani sonuçta biz kendi aramızda da konuşuyoruz da yani Afyonspor bence bu şehrin bir markası yani. Çünkü bu şehrin tek profesyonel takımı. Ondan dolayı bence buradan sesleniyorum hani izleyen arkadaşlara. Özellikle Afyonspor'a sahip çıkması lazım. Yani burada o kadar MMC abilerimiz var, lokumcular var, iş adamları var. Yani sonuçta bu takım bu şehrin bir markasıdır. Yani Afyonspor bir yere çıktığı zaman o şehir komple marka değeri yükselir yani. Onun için yani amatör de olsa şey de olsa bence futbol takımlarının kayıp çıkması lazım. Hani baktığında Afyon, ben bütün şampiyonluklarda varım. 3 yıldır burada arda arda şampiyonluk yaşadım. O şampiyonluklardaki o coşkuyu şimdi göremiyor. Taraftarlarımız maça gelmiyor. Genel anlamda bir böyle kopukluk var. Tabii her inişli çıkışlı dönemler oluyor. Afyonspor bu sene belki problem yaşadı ama belki seneye şampiyonluğu olacak. Ama burada taraftarın görevi iyi de olsa kötü de olsa takıma kayıp çıkmaları lazım. Şu anda benim bildiğim kadarıyla 40 tane kombine katılmış. Normalde taraftar bu takıma kayıp çıkması lazım. Yani maçlara gelmesi lazım. Yani başka Afyonspor yok. Ondan dolayı mecbur herkes bu taşın altına elini koymaları lazım. Ben öyle düşünüyorum. O şekilde. Evet. Başka gördüğünüz yönetimsel, teknik, idari anlamda eksiklikler sizce şöyle dedim, bu soruyu şöyle düzeltebiliriz. İdeal bir takımda olması gereken esas kriterler nedir? Herkes aslında bunları eleştirir, konuşur ama hiç kimse sizin kadar bu işin içinde olmadığı için esas eksiği tespit edemez. Neler düşünüyorsunuz bu konuda? İdeal bir takım nasıl olmalıdır? Aynen. Ya şimdi şöyle, ben daha önce Ankara'da çalıştım Süper Lig'de, Keçiören Gücü'de çalıştım. Yıllarca hep amatör, yani profesyonel takımlarda çalıştım. Amatör takım olarak bir tek altında da çalıştım. Yani benim için yönetim şekli çok önemli. Yani özellikle bir takımda yönetimi iyiyse, yani kaliteli bir yönetim oluşursa o takım bir şekilde şampiyonluk yaşıyor. İlk mesela buraya geldiğimizde 3. ligde geldik, bir anda biz lige çıktık. O kadar çok güzel bir yönetimimiz vardı ki, yani paralar gününde ödeniyordu, primler gününde ödeniyordu, yani arkadaşlık ortamı çok iyiydi. Yani bir takımda kilit nokta arkadaşlık ortamıdır benim için. Mesela bizim o efsane kadromuz vardır, Yağın Fiyener'le işte Fatih Şerifoğlu. Orada mesela arkadaşlık ortamı çok iyiydi. Biz mesela markete giderdik, 20 kişi birden giderdik. İşte bir şey alınacak, hep beraber hareket ederdik. Yani bence takımın başarısının en önemli şeyi birlik, beraberlik. Aile ortamı. Aile ortamı yakaladıktan sonra yanlış anlamayın. Yani bir takım 10 trilyon harcar, bir takım 500 milyar harcar ama 500 milyarlık takım bütün 10 trilyon harcayıp bütün takımları yener. Bizim için burada bence aile ortamı çok önemli. Yani birlik, beraberlik çok önemli. Mesela ben takımlarda şunu görüyorum. Mesela futbolcular çok iyi oluyor, yönetim çok kötü oluyor. Yönetim çok iyi oluyor, futbolcular çok kötü oluyor ama bu iki dengeyi bir arada tuttuğun zaman o
otomatik olarak başarı geliyor. Yani bir gün şampiyon olduğum finallerde, benim bu arada 10'a yakın şampiyonluğum var. Aynı zamanda milli takımlarda da görev yapıyorum. Yani benim burada dışarı gidiyorsun. Yani yurt dışına gidiyorum. Yaklaşık 33-2'ye gittim. Yani benim için burada gördüğüm temel nokta, yönetimle futbolcunun uyuşmasıyla beraber oluşan bir birliktelikle şampiyonluk geliyor. Yani takımlarda genelde hep bu problemi yaşıyor. Ya yönetim problemi yaşanıyor ya da oyuncu problemi yaşanıyor. Mesela bu ikisini kompakt yaptığın zaman otomatik olarak başarı geliyor. Onun için takımlardan benim beklediğim olay, yani gözlemlediğim olay, yani futbolcuyu kaynaştırıyorsun, yönetimi de kaynaştırıp birleştirdiğin zaman bu işin meyvesini almaya başlıyorsun yani. Bu ikincilikte ve diğer üstlükler de olabilir. Evet. Bu tabiri caizse zengin takımların başarılı olma ana sebepleri nelerdir sizce? Bu kadar yatırımın karşılığı, işte Menemen'dir, evet. Tunca Spor'dur, bu sene bizim tabiri caizse kendi öz kaynaklarımızda bir takım ilerledi ve aldığı puanlar, başarılar ortada. Hı. Geçen sezonlarda bu takımlar seviyeye ulaşamadılar. Evet. Bunlardaki esas istenilen başarının gelmesini neye bağlıyorsunuz? İşte genelde mesela paraya yönelik oyuncular alınıyor. Mesela bir futbolcu alıyorlar 3 milyon, 4 milyona. Örnek veriyorum, bu futbolcu zaten görmüş geçirmiş. Yani bu adam 30 yaşına gelmiş, 35 yaşına gelmiş. Bu adam belli bir şey alamıyorsun bu adamın. Ama mesela örnek veriyorum, kendi dediğin gibi öz kaynaklarından gelen futbolcu daha çok futbol aç olduğu için, örnek veriyorum, yaklaşımı daha farklı oluyor. Yani adam mesela topu ayağını uzatacak, sakatlanacağım diye uzatmıyor. Ama örnek veriyorum, diğer futbolcu öz kaynaklarımızdan gelen, altyapıdan çıkan oyuncular hem takıma daha çok kayıp çıkıyor, hem de onun dışında otomatik olarak da daha çok mücadele ediyor ki kendini büyük kademeye çıkartmak için. Mesela Hekimoğlu bu sene çok ciddi paralar harcadı ama baktığında puan olarak hemen hemen bize yakın bir puanda. Erol Spor yıllarca çok paralar harcıyorlar. Ama gel gelelim, baktığında puan olarak hemen hemen aramızda çok bir şey yok. Yani demek istediğim, para puan olarak veya derece olarak bir şey getirmiyor. Buradaki temel nokta kaynaşmak, arkadaş ortamı. Mesela Nagirli Spor'u bu konuda tebrik ediyorum. Onun dışında bildiğim kadarıyla birkaç tane daha takım var. Yani bu konuda altyapılardan çıkartıp amatörlerden gidip oyuncuları bulup gelmeleri, özellikle bunların kaynaşmaları için çok önemli şeyler. Yani gidip illa, örnek veriyorum, 4 milyona 5 milyona futbolcu almaya gerek yok. Yani amatörden, bu işte squad ekibi çok önemli. Mesela güzel bir squad ekibiyle Türkiye'nin her yerine gidip oradaki futbolcularla bir turnuva düzenleyip oradan bir futbolcu bulup, yani onları getirip de tabii profesyonel olarak da yapabilirler yani. Onun için iyi bir squad ekibiyle, iyi bir çalışmayla amatör futbolcular da profesyonel olarak ekibe katılabilirler yani. Kesinlikle ben de katılıyorum Adem'in düşüncelerine. Amatörlükler için düşüncelerimiz neler? Şimdi izleyenlerimiz de en çok bu soruyu cevabını merak ediyordur diye düşünüyorum. Siz profesyonel bir takımda görev alıyorsunuz. Evet. Daha önce sadece Altındağ ve Edirspor'da. Evet, Ballıgil'de çalışmıştınız. Profesyonel takımla amatör takım arasındaki sizce en büyük fark nedir? Yani bence şöyle, en büyük fark kafada bitiyor. Yani bir futbolcu, mesela amatörde de tanıdığım arkadaşlar var. Mesela Sandıklı'da birkaç arkadaşı tedavi yaptım. Benim oraya geldiler. Yani çocukların yaklaşımları, giyinme tarzları, kıyafetleri, onun dışında yeme içmeleri çok hoşuma gidiyor. Hep profesyonel anlamda yapıyorlar. Ben onlara dedim ki, yani futbolcu amatör de olsa kendini profesyonel olarak geliştirmek lazım. Yani amatörle profesyonel arasındaki tek şey kişinin kendine bakmasıdır. Yani şimdi örnek veriyorum, çok önemli. Yani adam mesela amatör oynuyor ama mesela yemekle içmekle dikkat ediyor, uyku problemleri yok. Yani bunlar çok önemli şeyler. Ama öbür türlü adam profesyonel oynuyor, kendine bakmıyor. Antrenmanı yok. Antrenmanı yok, doğru düzgün şey yapmıyor. Yani amatör diye geçmeyeceğim. Kişi kendiyle alakalı gelişimi tamamlaması lazım. Yani kişi gelişimi tamamladıktan sonra, hani bence bu işin amatörü profesyoneli yok. Yani neden bir amatör oyuncu gidip işte birincilikte, ikincilikte, daha önce bunun şeylerini yaşadık yani. Bir gün mesela geçen sene altyapıda oynayan bir oyuncum şu anda Nagirli Spor'da oynuyor. Şu anda Süper Lig'den teklifler alıyor. Bu çocuk daha düne kadar, aynen, daha düne kadar Ballıgil'de oynuyordu, şeyde oynuyordu, U19 takımda oynuyordu. Amatör takımlara gidip geliyordu, antrenmanlara çıkıyordu. Çocuk bir şans buldu. Şu anda bütün PTT'li Süper Lig takımlarıyla görüşüyor. Yani ne yaptı? Kendini geliştirdi. Yemekle içmekle dikkat etti. Ortamını değiştirdi. Bir anda kafa yapılarını değiştirdi. Otomatik olarak yukarıları yakaladı. Yani amatör kardeşlerime buradan şunu tavsiye ederim. Yani kendinizi aynı bir Süper Lig'deki futbolcu nasılsa o şekilde, yani kendini ödüllendirmesi lazım. Yani kıyafetinden tut, giyiminden tut, yemekle içmekle çok önem vermek lazım. Yani ben amatörüm diye o giyineti yaşayıp sadece o at gözlüğünü takıp bu şekilde ben bundan sonra amatör olacağım derse, hop, o şekilde amatör olarak gider. Ama kendini biraz daha geliştirip biraz daha, mesela İsmail örneğini verebilirim bu arada. Tabii. Bizim İsmail futbolcumuz var, Hakkı Doğan. Mesela biz onu Ballıgil'den aldık, örnek veriyorum. İsmail bu sene bizde oynadı, geçen yılda oynadı. Yani
İhmal'in özellikle yani kendine bakması, vitamin ağırlıklı, karbonhidrat ağırlıklı, kendini beklemek benim çok hoşuma gidiyor. Ne oldu mesela İhmal şimdi bizden ayrıldı. Bütün süperlik takımları, bu arada buradan söylemiş olayım, bütün PTT takımları şu anda İhmal'in peşinde. Ne oldu? Bir yıl önce, iki yıl önce Ballıgin'de Bolvan'ın termalde oynuyordu. Yani şu anda İhmal'in bütün PTT takımları, süperlik takımları peşinde. Yani buradan amatör arkadaşlara sesleniyorum. Ballıgin'de olsa, birinci amatör, ikinci amatör de olsa, yani kendine baktığın sürece illa bu şeyi yakalıyorsun bir şekilde. Yani Allah yürü ya kulum diyor. Çünkü bu iş tamamen kendine bakmayla geçiyor. Kendine bakıp da ekstra idman yaparsan, mesela hoca bir idman koydu. İdman saati 1 saat 20 dakika, 25 dakika. Ama o futbolcu ekstra çalışmadığı sürece hiçbir şekilde bir yol kat edemiyor. Onun için bunlara dikkat etmeleri lazım. Bu arada da amatörlere girmişken mesela Ege Futbol Okulları'na buradan çok teşekkür ederim. Ege takımına, Muaz Hoca'ya, Anadolu Gücü'ne çok yakından Kemal Hoca'ya çok selam söylüyorum. Mahmut Köy'e özellikle çok selamlar söylüyorum. Fatih Hocam'a. Fatih Hocam'a. Onun dışında Çakırköy Spor bildiğim kadarıyla Selçuk Hocam'a. Onlara çok selam söyleyeyim. Onun dışında Osman Emek kardeşime buradan çok teşekkürler ederim. Sosyal medya. Aynen. Bana da çok yardımcı oluyor. Benim sayfalarımda da çok yardımcı oluyor. Allah razı olsun. Yani kardeşim çok hayat dolu bir kardeşimiz. Yani bu kadar olumsuzluklara rağmen yani herkese yardımcı oluyor. Ona da buradan çok teşekkür ederim. Beden karşılığı gözetmek için. Aynen öyle. Çok önemli bence. Evet. Ona da çok teşekkür ederim. Evet. Hoş geldin. Amatör demişken siz hep yıllar yılı şu kupa maçlarına geldi çok oluyor da biz maçlar çok ortaya çıkar. Buradan yola çıkarak bir soru sormak isterim. Tabii. Sizce Süper Lig ve birincilikteki veya alt liglerde olabilir? Oyuncular arasında çok büyük uçurum var mı? Yerli oyuncular özelinde soruyorum. Yabancı oyuncular arasında uçurum çok oluyor da. Evet. Bizim oyuncularımızla alakalı. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani her ligin farklı şeyleri var. Örnek veriyorum. Üçüncülükle ikincilik arasında çok büyük uçurum yok. Evet. Hemen hemen üçüncülükle ikincilik aynı. Ama mesela üçüncülükle birincilik arasında çok büyük uçurum var. Baktığında birincilikle süperlik arasında da çok büyük fark var. Daha önce ben birincilikte de görev aldım Afyonspor'da. Ankara Gücü'nde süperlikte de görev aldım. Yani tamamen biraz daha insanın şeyde yani kişisel gelişimine dayalı. Mesela oyun kalitesi olarak bence baktığında mesela PTT ve süperlik biraz daha üst tarafta duruyor ama mesela üçüncülükte genelde önde basıyorlar. Örnek veriyorum kıran kırana mücadele. İkincilikte biraz daha böyle pasör yönelik. Yani PTT ve süperlik onlardan biraz daha gelişmiş olarak hani daha çok beyinle oynanan hani futbolda biraz daha birincilik ve süperlikte biraz da akıllı futbolcular ön plana çıkıyor. Yani alt liglerdeki oyuncular da biraz kafa olarak örnek veriyorum kendini yani hazır hissetmedikleri için yani genelde mücadeleye dayalı bir ligler oluyor. Ama genelde yani PTT ile süperlik arasında çok bir fark yok. Ama mesela üçüncülük ile PTT arasında bayağı bir uçurum var. Yani burada tamamen oyun sistemiyle alakalı. Tabi o taktik teknik konularda hocalar bu konularda daha bilgilidir ama yani bana benim görüşüm mesela bazı ikinci takımları var. Örnek veriyorum Iğdır takımı. Müthiş bir oyuncu potansiyeli var. Şu anda belki PTT ayarında bir takıma sahip. Hatta Süper Lig'den oyuncular da aldılar. Ama genelde oyun şablonları genelde böyle bilgi bir birikime dayalı. Mesela adam uzun bir top atacak ama yanındaki arkadaşı daha mükayip oraya oynuyor. Yani demek istediğim genelde PTT ve Süper Lig'de oyun kalitesi daha yüksek oluyor. Evet. Soru kısmına geçmişken Avrupa'ya yurt dışına gitmiş bir oyuncu bir çalışan olarak görüşünü söylersek sizce Türkiye ile Avrupa arasındaki büyük farklar neler? Ya şöyle hemen düşüneceğiz neler? Evet. Şöyle söyleyeyim ben Almanya'da TKB Ulm diye bir takım var. Almanya'nın ikinci takımı. Onun TKB'de kamp yaptık yaklaşık bir ay boyunca. Ben orada şunu gördüm mesela U16 takım oyuncular vardı orada. Şöyle bir güzel hoşuma gitti yani buradan amatör hocalarıma da yani bilgilendirenlere tavsiye olarak. Mesela 20 tane top var. Her topun üstüne futbolcular kendi adlarını yazmışlar. Antrenman bitiyor. Herkes kendine ait olan topu alıp orada bir kutu var. Kutunun içine koyuyorlar. Ayakkabılarını fırçalıyorlar. Yani Almanya'da gördüğüm şey disiplin, bilgi birikim. Yani oradaki hocaların biraz daha disiplinli olmaları, biraz daha böyle donanımlı olmaları. Ya tabii bizim hocalarımız da var ama Avrupa olarak yani Avrupa'daki futbol bizim Türkiye'ye bakaraktan yani biraz daha önde gidiyor. Çünkü oradaki imkanlar daha iyi. Baktığında bizim de imkanlarımız fena değil de biz de çok amatöre önem vermedikleri için, alt liglere çok önem vermedikleri için otomatik olarak yani çok büyük kopukluklar var. Ama tabii buradaki hocalarımızın da kendini geliştirip biraz da Avrupa'ya giden hocalarımız da var. Mesela Yusuf Emre Kanka diye bir futbolcumuz vardı. Evet. Şu anda Almanya'da bir takım çalıştırıyordu ilk kadar, üçüncülükte. Bizde yani, oynamıştı. Evet, bizde de oynamıştı. Onunla gurur duyuyoruz. Yani baktığında
Bir gün buradan yetişen oyuncularımız da hocalık yaparak gidip Avrupa'da görev yapabiliyorlar yani. Çok önemli. Alperen, sana gelecek olursak sen futbol anlamında Türkiye'deki gidişatın nasıl olduğunu düşünüyorsun? Sana göre futbol gençler ve gelecek anlamında nasıl? Yani sporda şiddet oluyor bazen. Bunlar evet. Çok kötü bir şey. Sporda şiddet kınıyoruz bu arada. Tabii ki. Yani futbol artık para işine dönmüş gibi. Yani bu durum da biraz can sıkıyor. Öyle yani. Çözüm ne sence? Hep aslında biz çok soruları konuşuyoruz genel olarak. Futbol, kamuoyu, medya hep bunları çok konuşuyor ama aslında bir türlü yasalarla olsun ya da icraatlar da olsun bir çözüm önerisi gelse de bir bazı şeyler değişmiyor. Sence değişmemesinin sebebi nedir sence? İnsanların bakışı mı yoksa uygulamalardaki eksiklikler mi? Eksiklikler bence. Nasıl, ne yapılabilir sana göre, senin düşüncene göre? Yani ben düşüncem yani bilmiyorum, düzelmesi lazım ama benim düşüncem yok yani bu konuda. Anladım. Düzelmesi lazım ama. Yani öğrenci kardeşimize geçersek yani, aynı soruyu sana da yönetmiş olayım. Bence futbolun içine şu anda çok siyaset bulaştı. Bu yüzden hani Türk futbolu bu yüzden gelişmediğini düşünüyorum ben. Hani çok siyaset bulaşmış durumda. Onun dışında insanlar hani futbolu para kazanma olarak görüyor sadece ama bu aslında sadece para kazanmak için olan bir şey değil yani. Böyle düşünüyorum. Ama düzelmesi için de bence siyasilerin bu işin içinden birazcık çekilmesi lazım. Birazcık kulüplerin hani Avrupa'da nasılsa, Avrupa'da yani benim bildiğim kadarıyla, takip ettiğim kadarıyla hiçbir şekilde siyasiler şeye futbola kalışmıyor. Yani bu şekilde olursa bence daha da ileriye gidebiliriz. Sağlık sektöründe spora bakış nasıl? Sana oradan başlayalım. Yani sağlık sektöründe şöyle diyeyim. Hani insanlar illaki spor yapıyor. Bu sporda türlü yaralanmalar, sakatlıklar olabiliyor. Bu sakatlıkları şey yapmak için mecburen sağlık. Yani sağlık spor iç içe bir iki bilim yani. Evet. Zaten mecburen böyle olması lazım. Hani bu şekilde yani mecburen iç içe olmaları lazım. Hani sağlıkta spor her zaman yan yanadır. Evet. Alperen, sana tekrar gelecek olursak gençlerin spora bakışını konuştuk aslında. İlerleyen yıllarda futbolun gidişatı nasıl olacaksın? Bu konuda düşüncelerin var mı? Abi futbol anlık ya, futbol anlık diye çok düşünüyorum. Çok değişken futbol... bir yol düşünüyorsun. Aynen. Yani bilmiyorum. Neyi ne getireceğini bilemiyorsun. Biraz zamana şartlara göre değişken çok fazla. Bu konuda düşüncelerim bu şekilde. O çok değişken yani. Evet. Biz bu şekilde Adem Arı, Alperen Köylü ile beraber olduk öğrenci kardeşimizle. Biraz da amatör futbolu konuşacağız. Geçiyoruz. Bölgesel amatörlük takip ediyor muyuz? Diye. Evet, Balıgın'ı takip ediyoruz. Bizim aklımda iki takım var. Takımımız var. Onları takip ediyoruz. Gorvadin'le... Ne yapıyorsunuz? Biraz seyircilerimizi merak ediyorum. Valla Aykut kardeşim var. Onun dışında benim amatöre takip ettiğim birkaç kardeşlerimiz var. Yani gerçekten güzel şeyler oluyor. Biraz Gorvadin termal herhalde bu sene biraz daha iptali. İnşallah yani bunların kaydını atırıp profesyonel çıkmaları istiyoruz. İki tane ballı bir takımımız var herhalde. İnşallah bunlardan birini de profesyonelikleri görmek istiyoruz. Evet. Üçüncü lige çıkarsa herhangi bir takımımız geleceğe dair futbolla ilgili nasıl bir ufak kullanır? Ya şimdi şöyle, yani bir gün buradan bir takımın üçüncü lige çıkmak demek otomatik olarak oradan bir takımda tekrar bala çıkmak demek. Yani bir takımın bence bu şehirde bir takımın daha profesyonel olması lazım. Çünkü Afyonspor'daki oyuncular, oynamayan oyuncular gidip orada oynayabilirler. Ben oraya o açıdan bakıyorum. Ne kadar farklı forma şansı verebilirler, orada kiralık olarak oynayabilirler. Ama şimdi Afyonspor'da bu şehirde bildiğim kadarıyla Afyonspor'un dışında profesyonel takım olmadığı için oyuncular Bal Ligi'nde oynayamıyor tabii gereği. Onun için bir üçüncü takım olsa en azından Afyonspor hani profesyonel anlamda oynayamadığı oyuncuları orayı kiralık olarak oynatabilir yani. Evet, bu şekilde Adem Hanım'ın düşünceni aldık. Bölgesel amatörlükte Emirdağ Asarlık Spor'a 3-0 mağlup oldu bugün.
2 ve 65'te Muhammed Şamil Günay gol atan oyuncular. 52'de Samet Özturan takımın 3. golünü attı. Emirdağ Spor bu sene istediği sonuç alamayıp ligin şu an dibine demir atmış bir takım yönetiminde. Neler düşünüyorsunuz? Geçen sene Sağlık Spor'la bir bal maç oynayıp bölgesel amatörlük seviyeye yükselmişti. Evet. Emirdağ ile ilgili bugün bir haber okumuştum. İyi ki lig bitti diye bir manşet atmışlar. Yani Emirdağ bildiğim kadar da kötü gidiyor. Orada da bir Aybars kardeşim vardı. Yani Aybars Karhan. Forvet. Forvet'inden. Yani bildiğim kadarıyla takip ediyorum ama yani konuşta demek ki maddi olarak destek alamadıkları ligin dibine demir atmışlardır. Çünkü futbolda para olmadığı zaman başarı da gelmiyor. Ondan dolayı inşallah bir an önce el atarlar da başarı gelir. Yani. Alperen senin düşüncen ne? Sen de Bağlı ligi takip ediyorum diye dedi. Bağlı ligi bence en zor lig abi. Hani üçüncü ligden de ikinci ligden de zor bir lig. Çünkü hani ya kafaya kuruyorsun takımı ya da düşmeye kuruyorsun, öyle bir lig. Borgadin'le Emirdağ'ın da ligi bayağı zor. Hani İzmir grubu bildiğim kadarıyla. Evet. Geçen sene 8. grup, sen 4. grup falan. Yani iki takıma da başarılar diliyorum. Ama zor yani. Bal liginden çıkmak çok zor. Benim düşüncem. Bu şekilde Emirdağ Spor, Asar Spor maçında konuşmuş olduk. Emirdağ Spor ligin son sırasında yer alıyor. 12. sırada. Aldığı sonuçlar gerçekten Afyon futbol severleri üzüyor. Emirdağ Spor'ları daha çok üzüyor. Biz ikinci yarıya umarım daha iyi başlangıç yaparlar diyerek sözlerimizi noktalayalım. Geçelim bir başka bölgesel amatörlük takımımıza. Sandıklı Spor Lig, Boyalı Termal Spor Lig. Boyalı Termal Spor bugün 2-1 kazandı. Onu da söyleyelim. Goller Yunus Emre Spor ile karşılaştı. 25. dakikada Emre İşçiler gol atan oyuncu oldu. O da ikinci birinci ilk terimi tutan bir oyuncudur. Evet. 38-55'te Recep Yaşar 2 gol birden attı. Boyalı Termal Spor bize oyuncu göndermişti. Bunun evet. adını duyurmuştu. Geçen sene 3. ligin kapısından dönmüş bir takım üyeticisiydi. Evet. Bu sene aldığı sonuçlarla ilk 3'te yer alıyor şu anda. Evet. Ne düşünüyorsunuz Boyalı Termal Spor ile ilgili? Valla Borvadin dediğim gibi daha önceden iki oyuncuları profesyonel ligeye gitti herhalde. İkmal Ligi'ye geldi. Onun dışında Nazım Eylül'e bir arkadaşlar geldi. Yani baktığında iyi oyuncular çıkıyor Borvadin temelde. Bir gün şu anda bildiğim kadar Ömer orada. Ömer Yanık var. Bir gün daha önce Afyon Spor'da görev yapıp şampiyonluk yaşadığımız Stober mevkinde oynuyor. Atilla Aybars'ların da. Evet, Atilla Aybars'ların orada. Yani baktığında güzel oluşumları var. İnşallah bu sene onlardan bir şeyler kurtuluyuz yani. En azından biraz daha böyle ikinci yarı biraz daha dek çıkılıp yani onları bu şekilde üçüncülükte görmek isteriz. Kesinlikle. Bu şekilde bölgesel amatör lig 4. grubu da değerlendirmiş olduk. Geçiyoruz. 1. amatör lig B grubuna. Bu şekilde. 1. amatör lig tabii ki sizin iş yolunuzdan dolayı takip edemediğinizi düşünerekten çok fazla sizi zorlamadan soracağım. Hangi takımları takip ediyorsunuz? Daha çok size gelenler de oluyor. Çakırköy, hangi takımlar daha çok? Mahmutköy, Çakırköy, genelde onları takip ediyoruz. Yani Anadolu Gücü var bildiğim kadarıyla, onları takip ediyoruz. Onlar ikinci amatörlük. İkinci amatörlük, aynen. Yani mümkün olduğu kadar takip etmeye çalışıyoruz. Kumar taşlar bildiğim kadarıyla. Yani ama Çakırköy iyi gidiyor diye tahmin ediyorum. Yani avantaj olarak, şey olarak Çakırköy biraz daha iyi gittiğini biliyorum. Elimizden geldiği kadar takip etmeye çalışıyoruz altyapıları. Evet, o şekilde. Alperen sen takip edebiliyor musun? Ben aslında maçta da bulunmuştum. Amatör bir maç vardı. Karacaahmet Spor var. Evet. Benim köyüm bu arada. Gönlümüzden geçen. Geçen sene şampiyon oldular. Aynen geçen. Süleyman, Başkan. Ahmet Barlak, Adem Barlak. Aynen. Ne yapıyorsun genel olarak? Yani Karacaahmet'in bir takımı yoktu. Hani senelerdir hayalleri vardı. Zorla da olsa kurdular ama başardılar. Tebrik ediyorum onları da. Bu sene biraz kötü gidiyor galiba. İnşallah. Yani yine bu sene istedikleri şeye ulaşamadılar diyelim. Normal bir şekilde. Ya geçen sene vura vura gidiyorlardı. Evet. Bu sene pek olmadı herhalde ya. Evet. Bu şekilde. Evet, geçiyoruz ikinci amatör lige. Daha doğrusu birinci amatör lige. İkinci amatör lig Mart ayında başlayacağı söylüyor. Şubat sonunda olabilir. Bu arada süper amatör ligde şöyle bir şey oldu. 27 Ocak'ta başlayacak. ASKF'nin yaptığı açıklamayla. Bu şekilde. Bir de Avenue Temel Spor'da bugün İsmail Aksu takımın ayrıldı. Onu da ekleyelim. Bölgesel amatör ligden biraz parlamalı tutmuş olduk ama onu da söylemeden geçmeyelim.
Birinci amatörlük B grubu devam ediyor bildiğiniz gibi. Çapıköy Spor şampiyon Bey'in birinci olarak çıktı playoff'a. Mahmut Kilitler Sözcükeyi Spor ikinci sırada alıyor. Üçüncü sırada Çobanlar Belediyespor, dördüncü sırada Balçıksar Spor, beşinci sırada Mahmutköy Kartal Spor, altıncı sırada Demirçeme Spor, yedinci sırada Taşoluk Belediyespor. Aldıkları sonuçlarla puan sıralamaları değişti. Balçıksar Spor bugün kazanınca üst basamağa çıktı, kartını geride bıraktı. Bu şekilde. Çarşamba günü maçlar oynandı tabii ki. Demirçeme Spor'la Mahmutköy Belediyespor Spor 5-5 berabere kaldı. Demirçeme Spor'un golleri 21 ve 67'de Mert Delikkaya'dan, 42'de Furkan Fırın'dan, 56'da Yunus Emre Aktaş'tan ve 91'de Mehmet Koç'tan geldi. Mahmut Kıymetler Sönüş Genç Spor'un golleri ise bu 5-5'lik mücadelede 30'da Serdal Koca, 46'da Ramazan Dire, 51 ve 62'de Hasan Hüseyin Özdemir, 78'de Resul Karakaya attı. 96'da da Davut Özdemir, Mahmut Kıymetler Sönüş Genç Spor'un başkanı kırmızı kart gördü. Ve bu ilk takım puana şiddetli ihtiyacı olduğu maçtan birer puan alarak bugün maçlarına çıktılar. Grubun diğer maçında ise Taşoluk Belediyespor, Balçıksar Belediyespor'a çarşamba günü 3-1 mağlup oldu. Taşoluk Belediyespor'un golleri 20'de Mahmut Albakar'dan geldi. Balçıksar Belediyespor'un golleri ise 21 ve 68'de Rauf Fidan'dan geldi. 30'da Ali Aybaz serbest vuruştan müthiş bir gol atmıştı. Canlı yayınlamıştık maçı da. Balçıksar Belediyespor ilk 3 puan alarak rahatladı ve pazar günü de çok rahat bir şekilde geçti. Çarşamba günün diğer maçında ise Çobanlar Belediyespor evinde Mahmutköy Kartal Gençspor'a 3-0 mağlup oldu. 27'de Mehmet Çapuççu, 71'de Hasan Korkmaz ve 90'da İsmail Öncük. Mahmutköy Kartal Gençspor'un gollerini atan oyuncular oldular. Bu şekilde 12. haftayı tamamladık. Geçtik 13. haftaya, bugün yani. Bugün oynanan maçlarda sonuçlandı. Cumartesi günü canlı yayınladığımız Mahmutköy Spor, Mürsü Öşkeyi Spor, Çobanlar Belediyespor'la 2-2 berabere kaldı. Hasan Hüseyin Özdemir 21 ve 52'de takımını 2-0 öne geçirdi 2 gol birden atarak. Çobanlar Belediyespor ise 2-0'dan müthiş bir geri dönüş yaparak 2-2 yaptı ve 1 puana razı oldu ama son haftaya da çok rahat bir şekilde playoff'a girme ihtimaliyle geldi. Samet Nizam ve Şenol Saygun'un golleri Çobanlar Belediyespor'a 1 puanı getirdi. Ve son hafta playoff düğümü çözülecek noktaya geldi. Bugün oynanan mücadele ise Balçıksar Spor, Demirçeme Spor'u canlı yayınlamıştık. 3-2 galip geldi. Baltiksar Spor bu galibiyetle ligde kalmayı garantiledi. Muhammed Oruç 9'da, 38'de Ali Aybaz ve 82'de Ramazan Oğuz gol atan oyuncular oldular. Demirçeme Spor'un golü ise 46'da Furkan Fırın ve 46 ve 87'de Furkan Fırın'dan geldi. Devre arasında Abdullah Gündoruk ve Murat Öztürk'ün kırmızı kart görerek takımlarını yalnız bıraktılar. B grubunun son maçında ise Mahmutköy Kartal'la Çakırköy Spor karşılaştı ve 6-2 bitti mücadele. Mahmutköy Kartal 32'de Sinan Karahan ve 46'da Hasan Korkmaz'la 2 gol buldu. Çakırköy Spor ise tam 6 gol buldu. Hulusi Kanlı 10. dakikada, 27'de Furkan Kaya, 33'te Adnan Yaşar, 33'te 87'de Adnan Yaşar, 56'da Nasır Osman'da 80'de Ümit Demir'in golleriyle farklı bir galip geldi. Çakırköy Spor playoff'a kaldı. Ne düşünüyorsunuz? Valla Çakırköy Spor'u yakından takip ediyoruz zaten. Kerçuk hocamız. Onun dışında bizim Hulusi orada bildiğim kadarıyla. Evet. Hulusi de bana daha önce tedaviye gelmişti. Selahattin abi ilgileniyor bildiğim kadarıyla. Selahattin Bayramoğlu. Buradan selam olsun ona da. İnşallah Çakırköy'de iyi konuşum var. Orada Çakırköy'de bildiğim kadarıyla iyi bir arkadaş ortamı da çok iyi. Şey de çok iyi. Hani ekranla bütünleşmeleri geçen kayfalarını takip ediyorum. Yani çoğu yerde onlara destek var. Mahmut abi de ilgileniyor bildiğim kadarıyla onlarla. Banka memuru da orada çalışıyor. Yani baktığımda çok güzel bir ekranla uyum içerisindeler. Bir yerlere ziyarete gidiyorlar. Bir şeyler veriyorlar. O da benim çok hoşuma gidiyor. Yani bence Çakırköy biraz daha bu işe profesyonel anlamda bakıyor. İnşallah Çakırköy bir an önce hani üstlükleri yakalar ballı gibi falan. İyi bir de bildiğim kadarıyla maddi olarak da bir destek bir yerlerden geliyor. Yani yardımcı oluyorlar. İnşallah zaten bu tür takımlarda başarı bir şekilde gelir. Çünkü arkadaşlık ortamları çok iyi. Bir tane yabancı oyuncuları var. Nasır. Aynen. Bayağı da gol atıyormuş herhalde. Bu hafta gol kralı olmaya çok yaklaştı. Aynen. Zaten aynı sayılarda. Öyle bir şey.
Kulüpte arkadaşım olur bu arada. O da bana birkaç kere tedaviye gelmişti. Ondan biliyorum, o da takım kaptanı bildiğim kadarıyla. O da daha önce çok şampiyonluklar yaşamış kulüplerde bildiğim kadarıyla. İnşallah bir şampiyonluk da burada yaşar. İnşallah. Geçelim haftanın yıldız yıldızlarına, 12. haftanın ve 13. haftanın yıldız yıldızlarına. Birinci amatör lig B grubunda 12. haftanın yıldız 11'i şu şekilde, yıldız 7'si şu şekilde. Normalde 11 yapıyoruz ama diğer A ve C grubu olmadığı için, maçlar erken bittiği için. A grubu, B grubu. Yıldız 7'si şu şekilde. Normalde 11 yapıyoruz ama diğer A ve C grubu olmadığı için, maçlar erken bittiği için. A grubu, B grubunun yıldız 7 oyuncusu şu şekilde. Bayram Dinç, Balıkesir Spor'da. Muhammed Oruç, Balıkesir Spor'dan. Ali Alçosu, Balıkesir Spor'dan. İlk üçe onları yazdım. Mehmet Çapuççu, Mahmutköy Kartal Spor. Adil Dönmez, Mahmutköy Kartal Spor. Furkan Fırın, Demirçevre Spor. Serdal Koca, Mahmutköy 143 Genç Spor. Birinci amatörlük B grubunun 12. haftada taktığım takımı Demirçevre Spor oldu. Ve Murat Öztaylan teknik direktör olarak haftanın teknik direktörü seçti. Geçtik 1. amatör lig B grubunun 13. haftanın takımına. İbrahim Kurt Çakırköy Spor, Ramazan Oğuz Balıkesir Spor, Sırat Alemdaroğlu Balıkesir Spor, Mehmet İlcan Çakırköy Spor, Samet İzan Çobanlar Belediyespor, İbrahim Oğuz Mahmutköy 1-3 Genç Spor ve Ümit Sezer Balıkesir Spor olarak haftanın 7'sini belirledik. Haftanın takımı ise Balıkesir Spor oldu ve teknik direktör Vedat Uysal oldu. Kendilerine tebrik ediyoruz. Bu şekilde Afyon'da sporu, sağlığı, her şeyi konuşmaya çalıştık. Bölgesel amatör ligi futbolu, Afyon sporu. Neler söylemek istersiniz kapanış olarak? Valla kapanış olarak geldiğin için ayağınızın sağlık. Çok teşekkür ederim. Daha önce bu tür canlı yayınlar için çok teklif aldık ama yani biz de çok değerlendirmek istemedik. Çünkü hani halı saha ortamı olduğu için genelde biraz da gürültü oluyor. Bu arada özür dilerim. Tabii ki. Ondan dolayı bizim de çok imkanımız olup da katılamadık ama bugün gerçekten güzel bir ortam yarattık burada. Arkadaşlar da gelen, maç izlemeye gelen arkadaşlar da merakla buralara bakıyorlar. Yani bunlar önemli şeyler. Yani futbolun gelişmesi için özellikle bizim kalk ekibinin, kalk çalışanlarının bu tür şeylerde müdahaleleri çok önemli. Yani burada amatör arkadaşlarımızın bizden duyacağı bir şey, uygulamaları belki bir kişinin hayatına yönlendirirsek ne mutlu bize, ben öyle düşünüyorum. Daha önce de bir program yapacaktık ama pek vaktimiz olmadığı için bugün gerçekten çok güzel oldu. Ayağına sağlık. Çok güzel bir program oldu. Geldiğin için çok teşekkür ederim. İnşallah bundan sonra bu tür haftada bir gün olsa sağlık programı adı altında yani futbolcuları yönlendirmek için ilerleyen zamanda da tekrar birlikte olabiliriz yani. Tabii ki. Alperen, sen neler düşünüyorsun? Bizim için de iyi oldu ya abi. Yani ilk defa çıktım zaten ben de. Böyle bir canlı yayın. Ben Afyon Spor için birkaç şeyler söylemek istiyorum. Tabii. Hani taraftarımız desteğini eksik etmesin. Hani her zaman hissedelim onları. Şu zamanlar zorlu süreçler geçiriyoruz. Ama inşallah düzelecek. Yani taraftarlarımız desteğini esirgemesin. Diyeceklerim bu kadar. Evet, öğrenci kardeşimle dönecek olursak senin geldiğiniz için teşekkür ederiz öncelikle. Hani biz de hani futbol hakkında elimizden geldiğince bir şeyler söylemeye çalıştık. Teşekkür ederiz hani bize süre hakkı verdiğiniz için. Teşekkür ederim yani bu kadar. Evet. Spor Afyon TV'nin pazar günü olan özel yayını bu şekilde sonlandırıyoruz. Ben Adem Arı'ya, Alperen Köylü ve öğrenci kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Yorumları, düşünceleri için haftanın takımlarını, haftanın oyuncularını, haftanın olaylarını konuşmaya çalıştık. Amatör Lig'de B grubunun son hafta maçları oynanacak. Balıkesir Spor, Çobanlar Belediyespor deplasmanına gidecek. Çobanlar Belediyespor kazanırsa ikincilik için büyük avantaj sağlayacak. Mahmutköy, Binlerce Genç Spor ise Çakırköy Spor'la haftanın zorlu bir maça çıkacak. Bu maçı kazanılması gerekiyor playoff'a kalması için. Son maç ise düşen takım ise Taşoluk Belediyespor'la Demirçevre Spor mücadelesi olacak. Bu maçı kazanan takım da kaybeden takım ligde veda edecek. Beraberlik Demirçevre Spor'a yetiyor. Biz bu şekilde Afyon'da sporu, futbolu konuştuk. Yayınımızın sonuna geldik.